Merhabalar arkadaşlar. ÖSYM tadında 5'i bir yerde 22. dersimizi yapacağız. Bugün beklemeden ilk sorumuza geçiyorum. Ne diyor? Tüm A ve B pozitif tam sayılar için F A'ya 2 eşittir A. F A B, F A artı 3'e B artı 1 olduğuna göre F 21'e 7 nedir? Yani ikili bir fonksiyon tanımlamış. Bu fonksiyon arkadaşlar periyodik fonksiyon sorusu. Beklediğim bir soru türü işini açacağız. Bakın diyor ki F A'ya 2 A'ymış. Yani ikinci bileşen 2 olduğunda sonuç kesinlikle birinci bileşen oluyormuş. Yani mesela F 5'e 2 dendiğinde bunun sonucu 5. F 20'ye 2'ye ulaştıysanız bunun sonucu 20'dir. İkinci bileşen 2 değilse peki nasıl yapacaksınız? Birinci bileşeni 3 arttırıp ikinci bileşeni 1 arttırdığınızda aynı sonucu bulabiliyor musunuz? Yani şunu demek istiyorum bakın. F 15'e 6 dedi diyelim. Ne yapacaksınız bunu? Birinci bileşeni 3 3 artırıp ikinci bileşeni 1 1 arttırabilirsiniz. Yani bu ifade F 18'e birinci bileşeni 3 arttırdığınızda ikinci bileşeni 1 arttıracaksınız. 18'e 7'ye eşittir. Bu da diyelim 18'i 3 arttırdınız 21. O zaman ikinciyi de 1 arttırmanız lazım. B artı 1 F 21'e 8'e eşittir. Ya da geri geri de gidebilirsiniz. Diyelim F 42'ye 23 dedi. Geri geri giderken bu 3 3 geri gidecek, şu 1 1 geri gidecek. Yani neden ileriye doğru geldiği gibi geriye doğru da gidebilirsiniz. Mesela F 42 3 geriye gidin F 39'a, F 23'ü 1 geriye gidin 22'ye. Şimdi bunu yapmamızın nedeni eğer büyükse geri geri gidip ikinci bileşeni 2 yapacağız. Eğer küçükse de 1 1 ileri gidip ikinci bileşeni 2 yapacağız ki sonucu bulabilelim. Bu durumda F 21'e 7 arkadaşlar istenmiş bizden. O zaman ilk önce bir kısa yoldan yapmayayım arkadaşlar. Biraz mantığını anlayın. Şimdi neydi? 3 3 geri 1 1 geri gideceğiz ikincide de. Bundan 3 geri gidersem 21'den F 18'e ikinci bileşeni 1 1 geri gideceğim 6. Bu da F 18'den 3 geriye gittim 15, 6'dan geriye gittim 5. Devam ediyorum. F 15'ten 3 geriye gittim 12, 5'ten 1 geriye gittim 4. F 12'den 3 geriye gittim 9, 3. Bu da 3 geriye gittim 6'ya 2. İkinci bileşen 2 olduğunda sonuç birinci bileşendi 6 bulunmuş oldu. Ya da arkadaşlar ne olması lazım? F 21'e 7. Şimdi ikinci bileşen 2 olması için 5 geri gitmem lazım. 5 adım geri gidersem ben bunu 2 yapmış olurum. E peki 5 adımda bunda her adımda 3 geri gidecektim. 5 çarpı 3'ten 15 geri gidersem bu da 6 oluyor. F 6'ya 2'den sonuç yine 6 bulunmuş oluyor. Arkadaşlar periyodik mantıkta periyodik fonksiyonla alakalı soru gelme ihtimali yüksek. O nedenle periyodik mantığı aklınıza iyi yazın arkadaşlar. Gelelim ikinci soru. İkinci soru bir ikizkenar yamuk sorusu arkadaşlar. İkizkenar yamukta ne verilmiş bize? 12 birim, 24 birim verilmiş. Bir de köşegenlerden birinin uzunluğu AC uzunluğunun 39 olduğu verilmiş. Bakın arkadaşlar, ikizkenar yamukta iki önemli şey var. Biri şu. Bir ikizkenar yamuk verilmişse arkadaşlar, diyelim şöyle bir ikizkenar yamuk verildi bize. Birinci olay ki yanlar birbirine eşittir. Bu dikme çizmek için verilmiş olabilir. Biz buradan dikme çizdiğimizde atıyorum şura 5 ise bura 5 olur. Diyelim şunun hepsine 11 demiş olsun. Geriye kalan 6 buralara eşit olarak dağıtılır. Bunu yapmak için verilmiş olabilir ikizkenar yamuk. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, ikizkenar yamukta köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Bu köşegen uzunlukların birbirine eşitliğini kullanmamız için verilmiş olabilir. Şimdi bakın buradaki soruya bakacak olursanız arkadaşlar, buradaki soruda köşegen uzunluğunun biri 39 verilmiş, bir de şurada 12'ye 24 verilmiş. Şimdi köşegen uzunluğunun verilmesi bir kez sırıtıyor. Hemen diğer köşegeni başımızın gözümüzün sadakası olsun biz çizelim. D'den alıp B köşegenini çizecek olursak BD köşegenini bakın arkadaşlar. Şimdi şurada dikkat ederseniz sır sırta vermiş benzer üçgenler. Kelebek dediğim benim kelebek dediğim milletin de kum saati dediği şekil oluşuyor. Bakın şu açılar alfa alfa. Şurası ne olur arkadaşlar? Beta. Şunun tam karşı tarafı beta. O zaman buradaki iki üçgen birbirine benzer. Alfa'nın karşısı 12, alfa'nın karşısı 24. 1'e 2 oranı var. O zaman ben buraya K dersem şurası ne olur? 2K. E peki 3K dediğimiz uzunluk neydi arkadaşlar? AC uzunluğu 39 olduğuna göre o da 39'dur. K buradan ne çıkar arkadaşlar? 13. Demek ki şurası 13, burası da 2K 26 ediyor. Buradan 5, 12, 13 mü çıkıyor arkadaşlar? E şurası da 5 ise bunun 2 katı karşı taraf 2 katıydı çünkü kanatlar. Burası kaç olur? 10. Peki bakın şurası 13 birimse bunun nedir? Şu kısmı da ne olması lazım? 13. 10'sa x'e kaç birim kaldı? 3 birim.
ikizkenar yamukta 1. Köşelerden çizilen dikme mantığını, 2. köşegen uzunluklarının birbirine eşit olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Tatlı bir soru oluşturmuşlar arkadaşlar burada. Devam edelim. Gelelim 3. sorumuza. 3. sorumuz yine bir geometri sorusu. Bakın arkadaşlar, diyor ki şekilde O merkezli AB çaplı yarım çember ile O merkezli AB çaplı yarım çember ile L merkezli KB çaplı yarım çemberler verilmiştir. OR AB dik ki şekilde var. AK 6, RT 5, OL 3 hepsi şekilde verilmiş. TO X nedir? Şimdi bakın arkadaşlar, yarıçap uzunluklarına yoğunlaşacağız. Şu OK uzunluğuna A dersem, OK uzunluğuna A dersek, şu yarıçap uzunluğu, büyük çemberimizin yarıçap uzunluğu A artı 6 ediyor. Bakın şurada O merkezli OR uzunluğunun da yine ne olması lazım? A artı 6 olması lazım. O zaman burada X dediğim bileşen ne olmalı arkadaşlar? A artı 1 olmalı. Peki küçük çemberin yarıçapı ne oluyor? A artı 3. O zaman şurası da A artı 3 oluyor. Bakın merkezden kirişe dik gelmiş, uç noktayı birleştirmek kalmış. T'den L'yi birleştirirsek arkadaşlar, şu yarıçap A artı 3 değil miydi? Bakın şuradaki dik üçgende A artı 1'in karesi artı 3'ün karesi eşittir A artı 3'ün karesi olur. Yani Pisagor uyguladık. Ne oldu buradan? A kare artı 2A artı 1, 9 da buradan artı 10 oldu. Burası A kare artı 6A artı 9 oldu. A kareler sizlere ömür. 9'u attım buraya 1. 2A'yı karşıya attım 4A. 4'e böldüm. A eşittir 1 bölü 4 bulundu. Benden X yani A artı 1 istenmiş. 1 bölü 4 ile 1'i toplarsak arkadaşlar, sonuç 5 bölü 4 yani Adıyaman bulunmuş olur. Bakın arkadaşlar, çember videolarında söyleye söyleye artık yorulduk. Kiriş gördün dikme çiz, teğet gördün dikme çiz. Merkezleri böyle aynı çizgi üzerinde olan birden fazla çember verilmişse onların yarı çaplarına odaklanın. Sonra içeride bir dik üçgen oluşturduğunuzda bilin ki arkadaşlar soru bitmiştir. Evet, devam edelim arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuz arkadaşlar bir parabol teğet türev sorusu. Türevle parabolün birlikte verildiği bir soru. Diyor ki fx eşittir x kare artı x artı 4 paraboline orijinden çizilen teğetlerin değme noktaları arasındaki uzaklık. Bakın koordinat düzlemiyle hiç uğraşamam. Hemen şurada bakın bir parabol çiziyorum. Burada bir parabol çiziyorum. Sonra diyelim bakın şurası orijin noktası olsun arkadaşlar. Burası orijin, sıfıra sıfır noktası olsun. Buradan bizim parabolümüze iki tane teğet çiziliyormuş. Yani sözden anladığımız, cümleden anladığımız o. Mesela teğetlerden biri bu olsun arkadaşlar. Bir diğer teğet de arkadaşlar mesela diyelim şu olsun. Şimdi bakın buradan yola çıkacak olursak bir değme noktası burada, diğeri burada olsun. Bakın bunun üzerindeyse, eğer bu parabol üzerindeyse, ben bunun x bileşenine a dersem y bileşenimiz ne olur? A kare artı a artı 4 olur. A kare artı a artı 4 noktamız bu. Şimdi bu durumda teğetten bahsediyorsa bilin ki türev lazım. Mt eşittir neydi arkadaşlar? Ev türev ait. Yani x bileşen a dediğim için. Peki ev türev x burada bakın. Ev türev x nedir arkadaşlar? 2x artı 1. A yazılırsa türevden önce bir eğimi bulun. Bakın arda arda bununla ilgili iki soru aldım. Bir önceki videoda nedir? Birkaç videoda aldım bununla ilgili soru. Çünkü önemli bir nokta. Aynı eğimi bir de iki noktadan buluyorum bakın arkadaşlar. Şu teğet noktasına K, OK çizgisinin eğimini O ve K noktalarından bulursak MT bu sefer arkadaşlar Y'ler farkı bölü X'ler farkı. A kare artı A artı 4'ten 0'ı çıkartırsanız A kare artı A artı 4 olur. Bunun x bileşeni A'dan 0'ı çıkartırsanız da ne olur? A. Bakın şuradaki A, şunlar 0 arkadaşlar, birbirine karışmasın. O zaman bu eşittir ne olması lazım? 2 artı 1. İçler dışlar. A kare artı A artı 4 eşittir 2A kare artı A olur arkadaşlar. A'lar gider. A kareyi de sağa atarsam A kare eşittir 4. A buradan ya 2 ya da A eksi 2 çıkar. Peki noktalarımız ne olur? A 2 olursa arkadaşlar, x yerine 2 yazarsak 2'nin karesi 4, 6, 10 oldu. 2'ye 10 noktası. A yerine eksi 2 yazarsak da 4, 8, 6 mı çıktı arkadaşlar? Bu iki nokta arasındaki uzaklık istenmiş bizden. Kök içinde 2'den eksi 2 çıkartırsam 4, 4'ün karesi 6. 10'dan 6'yı çıkartırsam 4'ün karesi. Buradan 4 kök 2 yani D şıkkı bulunmuş olur.
türev ve teğet. Kaçınılmaz arkadaşlar. Bir tane sorunuz buradan gelecek. O yüzden burayla, buranın üzerinden bayağı bir soru sormaya çalışıyorum. Bulabildiğim güzel soruları arkadaşlar burada sizinle inşallah paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi geldik integral sorusuna. Ne diyor burada arkadaşlar integral sorumuzda? Diyor ki böyle bir fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Alanla integral arasındaki ilişkiyi soruyor. Eksi 2'den 5'e fx artı mutlak değer fx dx'in arkadaşlar sonucu istenmiş. Bakın öncelikle şunu söyleyeyim ben. Şunu parçalayabiliriz. Eksi 2'den 5'e fx dx artı eksi 2'den 5'e mutlak değer fx dx şeklinde bunu parçalayabiliriz. Şimdi dikkat ederseniz fx'in grafiği eksi 2'den 0'a bir de 0'dan 5'e değişiyor. O zaman ben bunu eksi 2'den 5'e fx dx'i de ayırabilirim arkadaşlar. Ne yapabilirim? Eksi 2'den 0'a fx dx artı 0'dan 5'e fx dx diyebilirim arkadaşlar. Peki bakın eksi 2'den 0'a x eksen üst tarafında olduğu için alanla integral aynıdır. Yani a olur burası arkadaşlar. Peki 0'dan 5'e bölge alt tarafında x eksen alt tarafında olduğu için integral bu alanın eksilisidir. Yani eksi b olur. Birinciyi bulduk. Bu sefer eksi 2'den 5'e mutlak değer fx dx arkadaşlar. Bakın bunun mutlak değerini almak demek alttaki parçaları yukarıya katlamak demek. Bu b parçasını da biz yukarıya katlayacağız arkadaşlar. B buraya gelecek. Yani yeni fonksiyonumuzun grafiği şu mavi ile devam ettiğim şekil olacak arkadaşlar. Bakın mavi ile devam ettiğim. O zaman bunu da yine 2'ye bölsek eksi 2 ile 0 a ile aynı olacak arkadaşlar. Üst tarafta çünkü. 0'dan 5'e de b ile aynı olacak. A artı b. İkisinin toplamı lazım. A eksi b ile a artı b'yi toplarsak biri a artı b, biri a eksi b çıktı çünkü arkadaşlar. B'ler sizlere ömür. Sonuç 2a olarak bulunmuş olur. Yani Bursa arkadaşlar. Alan grafik ÖSYM'nin sevdiği soru türleri arkadaşlar. Biraz daha süslü sorularımız ileride gelecek bununla alakalı. Böylece 22. dersimizi de bitirmiş olduk. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.